Değerli arkadaşlar merhaba. Fen ve fizik günlüklerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz 6. sınıf fen bilgisi dersi olacak. Bugün vücudumuzdaki sistemlere devam edeceğiz. Daha önceki derslerimizde destekli hareket sistemini işlemiştik. Bugünkü dersimiz sindirim sistemi olacak. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Sindirim sistemimize baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar, ağız, diş, yutak, yemek borusu, mide, ince, kalın bağırsak ve anüsten oluşan büyük bir sistem parçasıdır. Canlıların ortak özelliklerinden biri de beslemedir. Bütün canlılar gibi bizler de yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmek için besleniriz. Beslenmek için tükettiğimiz besinler içeriklerine göre aşağıdaki grupta inceleniyor. Dikkatli bir şekilde baktığımız zaman besin içeriği karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, su ve minerallerdir değerli arkadaşlar. Peki bunların vücudumuzdaki görevi ve bulunduğu besinlere bakalım. Karbonhidratlar vücudumuzda öncelikli enerji kaynağı olarak kullanılır. İlk tüketilen enerji budur. Peki nerelerde daha çok bulunuyor? Hangi yiyeceklerde? Makarna, ekmek ve patates gibi nişasta daha çok olan besinlerde daha çok bulunuyor. Proteinlere baktığımız zaman vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak görev yapar. Örneğin bulunduğu yer peynir, yumurta, et ve süt ürünleri gibi. Yağlara baktığımız zaman vücudumuza enerji sağlar. Karbonhidratlardan aldığımız enerji yetersiz kaldığı durumda ne olur? Bu devreye girer ve en çok zeytin, fıstık, mısır, cevizde daha çok bulunuyor. Vitaminlere baktığımız zaman vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan ve vücudumuzun direncini ne yapacaktı? Arttıracaktı. En çok sebze ve meyvelerde bulunuyor. Örneğin portakal, elma, biber gibi. Su ve minerale baktığımız zaman vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar. Asla sindirime uğramaz. Doğrudan kana geçer değerli arkadaşlar. Ve bütün besinlerde ve yiyeceklerde bulunuyor. Şimdi burada bir tablomuz var. Dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. Sindirim sistemi besin öğelerine baktığımız zaman sindirime uğrayan besinler ve sindirime uğramayan besin olmak üzere bir grupta inceleyeceğiz. Örneğin sindirime uğrayan büyük molekülü parçalara baktığımız zaman, yani besinlere baktığımız zaman bunlar karbonhidratlar, protein, yağ. Peki sindirime uğramayan diğer maddelere bakalım. Bu da su ve mineral ve vitaminlerdir değerli arkadaşlar. Hatta bunun yanında madensel tuzlar da geliyor. Şimdi karbonhidratlara baktığımız zaman temel enerji kaynağımızdır. Tahıl ürünlerinde makarna, pilav, ekmek, patates gibi yiyecekler bol miktarda bulunmaktadır. Yine proteine baktığımız zaman yapıcı ve onarıcıdır. Et, süt, yumurta, tavuk ve balık protein bakımından zengin hayvansal besinlerdir. Yağlara baktığımız zaman enerji verici besin maddesidir. En fazla enerji yağlar verir. Örneğin zeytin, susam, soya, ceviz, fındık, mısır, ayçiçeğinde bol miktarda vardır. Su ve minerale baktığımız zaman bunlar sindirime uğramayan besinlerdir. Vücutta düzenleyici olarak görev yaparlar. Vitaminler ise yine vücutta düzenleyici olarak ne yaparlar? Görev yaparlar. Besinlerin kana karışabilecek kadar küçük parçalara ayrılması olayına biz sindirim diyeceğiz değerli arkadaşlar. Ve burada da sindirime yardımcı organ ve yapılara bakacağız. Dikkatli bir şekilde baktığınız zaman. Sindirim olayının gerçekleşmesini sağlayan bu sisteme de biz sindirim sistemi diyeceğiz. Sindirim sistemi iki kısımda inceleyeceğiz. Bir, sindirim sistemi organları, iki, sindirime yardımcı organlar. Sindirim sistemi organlarına dikkatli bir şekilde baktığınız zaman ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşan bir parçadır değerli arkadaşlar. Fakat sindirime yardımcı organlara baktığımız zaman ise karaciğer ve pankreastır. Yine detaylı bir şekilde, dikkatli bir şekilde baktığınız zaman ağızda dişler var, tükürük, dil var. Yutakta herhangi bir sindirim olayı yok değerli arkadaşlar. Yemek borusunda yine yemeğin geçişi sağlayan büyük bir halkalı yapılar var değerli arkadaşlar. Yine burada da sindirim olayı olmaz. Daha sonra yemek aşağı doğru mideye geldiği zaman artık burada sindirime uğramaya ne yapacaktır? Başlayacaktır. Daha sonra ince bağırsak, dikkatli bir şekilde baktığınız zaman kalın bağırsak, anüs,
Eğer sindirim çok yağlıysa ya da çok yemişsek muhakkak buna yardımcı ekstra organlar da olacaktır. Enzim hormonlarını gönderecekler. Bunlar da karaciğer ve pankreastır. Şekilde de görüldüğü gibi dikkatli bir şekilde inceleyin değerli arkadaşlar. Şimdi sindirim dedik, fiziksel ve kimyasal olarak iki grupta inceleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, fiziksel sindirim diğer ismi mekanik sindirimdir. Kimyasal sindirim de enzimlerle yapılan bir sindirimdir. Fiziksel ve mekanik sindirime dikkatli bir şekilde baktığımız zaman enzim kullanılmadan besinlerin yüzeyini genişletmek için yapılan sindirimdir. Fiziksel sindirimde besine küçük parçalara ayrılır. Besinleri kimyasal sindirime hazırlar. Yani ufalar, parçalar küçük boyuta getirir. Örneğin kimyasal sindirime baktığımız zaman besinlerin enzim ya da su yardımıyla küçük parçalara ayrılması olayıdır. Besinler bu sindirim sayesinde yapı taşlarına yapılacaktır, ayrılacaktır. Küçük bir notumuz var. Kimyasal sindirimin gerçekleşebilmesi için enzim denilen maddenin olması gerekmektedir. Enzim sayesinde besinler kana geçebilecek kadar ne olacaktır? Küçük parçalara ayrılacaktır. Şimdi bir diyelim fiziksel sindirimi detaylı bir şekilde açıklayalım. Besinleri çiğneme ve kas hareketiyle yapı taşlarına ayırmadan boyutlarına meydana gelen değişimdir. Fiziksel değişimde dikkatli bir şekilde baktığınız zaman animasyona dişler, kaslar ve değerli arkadaşlar ağızdaki tükürük görev yapar ilk önce. Daha sonra dişler ne yapacaktır? O yediği yiyeceği paramparça yapacak. Kaslar sayesinde. Daha sonra tükürükte ne olacaktır? Amilaz enzimi dediğimiz özel bir enzim var ve karbonhidratların ilk sindirimi burada başlayacaktır. Mekanik sindirim sayesinde besinlerin temas yüzeyi arttırılarak kimyasal sindirimin daha kolay olmasına olacaktır, meydana gelecektir. İki dedik, kimyasal sindirim değerli arkadaşlar. Besinlerin enzimler yardımıyla yapı taşlarına ayrılıp hücre zarından geçebilecek kadar küçük boyutlara getirilmesi olayına biz ne diyeceğiz? Kimyasal sindirim diyeceğiz. Kimyasal sindirimde iki madde daha çok aktif rol oynar. Birincisi enzimlerdir, ikincisi ise sudur değerli arkadaşlar. Besinleri anlatan aşağıdaki şiirde boş bırakılan yerlere uygun kavramlarla dolduralım. Küçük bir şiirimiz var. Karbonhidrat ve yağlar enerji verir. Enerji gereklidir yaşamak için. Yapıcı onarıcı proteinler, su ve mineraller de düzenleyici. Vitaminler çeşitli ve çok gerekli. A, B, C, D, E ve K hepsi önemli. Böyle küçük bir boşluk doldurma şiirimiz var sindirim konusuyla ilgili. Peki gelelim en önemli yere. Enerji elde etme sırasına göre besinleri sıralamaya baktığımız zaman en çok ilk önce tüketilene baktığımız zaman karbonhidratlardır değerli arkadaşlar. Daha sonra yağlar, daha sonra proteinlerdir enerji elde etme sırasına göre tüketilme. Fakat enerji büyüklüğüne göre yani daha çok enerji veren besinleri sıraladığımızda ise yağların enerjisi daha çoktur. Sonra karbonhidratlar, daha sonra proteinlerdir. Kıymetli arkadaşlar, yediğimiz besinlerden önce karbonhidratı alırız. Daha sonra yağlar, eğer yağlar da olmasa ortamda yiyecek yoksa artık vücudumuzda kas ve karaciğerimizde depo ettiğimiz proteinleri kullanacağız. Ve protein yıkımı meydana geldiği zaman insanda artık ölümler başlamaya başlar. Kas erimesi başlar, kemik erimesi başlar. Daha sonra artık ölümler ne olur? Meydana gelecektir. Daha fazla enerji vermesine rağmen yağların sindirimi daha zor değerli arkadaşlar. Vücut öncelikle ne yapacaktır? Zor yiyeceği sindirmeyecektir. Daha hafif, daha hızlı parçalanabilen karbonhidratı ne yapacaktır? İlk enerji kaynağı olarak kullanacaktır. Vücudumuza aldığımız besinlerin yararlı hale gelebilmesi için bazı değişimlere uğraması gerekir. Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar büyük molekülü besinlerdir ve hücre zarından geçemezler. Bu besinler hücre zarından geçebilecek kadar küçük parçalara dönüştürmesi olayına bir sindirim dedik. Vitaminler, su ve mineraller ise hücre zarından geçebilecek büyüklükte oldukları için sindirime uğramadan hücrelere ne yapılabilir? Alınabilir. Şimdi büyük molekülü besinlere baktığımız zaman karbonhidratlar, proteinler, yağlar bunlar sindirime kesinlikle uğrayacaktır. Fakat küçük molekülü besinlere baktığımız zaman vitaminler, mineraller, su bunlar asla sindirime uğramazlar.
doğrudan ne yapacaktır? Kana karışacaktır. Sindirimden görevli organlara biz sindirim organı diyeceğiz. Sindirim organlarının bulunduğu kanala sindirim kanalı diyeceğiz. Vücuda alınan besinden sindirim kanalı boyunca ne yapacaktır? İlerleyecektir. Sindirim kanalı sırasıyla aşağıdaki yapı organlarından ne yapacaktır? Meydana gelecektir. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs. Karaciğer ve pankreas sindirim kanalında yer almaz. Çünkü bu organlar sindirim organı değildir. Sindirime yardım eden organlardır. Kıymetli arkadaşlar, şimdi gelelim sindirime yardımcı organları tek tek açıklayalım, özelliklerine bakalım. Sindirim sistemi oluşturan yapı organları değerli arkadaşlar. Bir ağız, besinlerin dişler yardımıyla koparılıp parçalanmasıyla sindirim başlar. Tükürük besinleri yumuşatır. Böylece yutma işlemi kolaylaşır. 2. Yutak dedik. Besinlerin yemek borusuna geçmesini sağlar. Burada asla sindirim olayı yoktur. Yine geniş olarak bir bakalım. Animasyonlu bir şekilde, dikkatli bir şekilde bakalım. Şimdi yiyeceği ağzımıza almışız. Dikkatli bir şekilde baktığın zaman dişler vasıtasıyla parçalıyoruz. Sonra dille karıştırıyoruz. Tükürükle ne yapıyoruz? Yumuşatıyoruz. Daha sonra dille de bir kaşık gibi ağzımızın içine karıştırıyoruz. Daha sonra yutuyoruz değerli arkadaşlar. Sindirim ilk burada başlıyor. İlk burada işlem görüyor. Besinlerin sindirimi ağızda dişler, dil ve tükürük salgısıyla yardımıyla başlar. Değerli arkadaşlar, tükürüğün içinde amilaz enzimi vardır. Amilaz enzimi karbonhidratların ilk sindirimi ne yapıyor? Burada başlatıyor. Çiğneme olayıyla mekanik tükürük içindeki enzimlerle kimyasal sindirim burada gerçekleşir. Yani amilaz enzimi kesinlikle karbonhidratları ilk kimyasal olarak ne yapar? Ağızda başlatır. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar. Hem mekanik hem de kimyasal sindirim burada gerçekleşir değerli arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Şimdi yutağa bakalım. Dikkatli bir şekilde animasyona baktığınız zaman şimdi yutak açılacak yemek borusuna ve oradan da mideye geçecek. Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar. Yutkunma sırasında küçük dil ve soluk borusunu kapanarak besinleri yemek borusuna ne yapacaktır? İletecektir. Yutakta sindirim asla yoktur, asla gerçekleşmez. Yutkunma sırasında yutak soluk borusunu kapatarak besinlerin buraya kaçmasını ne yapacaktır? Engeller. Burası bizim için önemli. Yemek borusuna bakalım. Yaklaşık 25 santim uzunlukta yapısına bulunan kasların kasılıp gevşemesiyle yutaktan gelen besinler mideye iletilir. Yemek borusunda sindirim asla gerçekleşmez. Mideye dikkatli bir şekilde bakalım. Yapısına bulunan kasların yaptığı çalkalama hareketiyle besine bulamaç haline gelir. Mide suyu asitiktir ve enzim bakımından zengin bir yapısı vardır. Bu sayede bazı besinlerin sindirimine görev yapacaktır. Proteinin kimyasal sindirimi burada başlar. Ayrıca besinlerle birlikte alınan bakterilerin üremesini ne yapacaktır? Engelleyecektir. Ve bu asit içinde bu bakteriler ne olacaktır? Parçalanacaktır. Midede değerli arkadaşlar, proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar. Burası bizim için önemli. Yine geniş farklı bir animasyona mideye bakalım. Sindirim sisteminin en geniş bölümü dedik. Yemek borusundan gelen besinleri mide kasıyla kasılıp gevşeyerek çalkalama hareketiyle fiziksel ve mekanik sindirime burada uğratır. Fiziksel sindirime uğrayan besinler bulamaç haline gelir. Midenin salgıladığı mide üstündeki enzimler ile proteinin kimyasal sindirimi burada başlar. Mide içerisinde mukoza tabakasıyla kaplı olması mideyi ne yapacaktır? Koruyacaktır. Değerli arkadaşlar, şimdi ortam asitik olduğu için mide ne yapacaktır? Kendine zarar verecektir. Bu yüzden mide dış tabakasında özel bir salgı üretecektir. Biz bu salgıya mukoza tabakası diyeceğiz. Bu mukoza tabakası değerli arkadaşlar asitten fazla etkilenmiyor. O şekilde özel bir yapısı bulunmaktadır. İnce bağırsaya bakalım. Sindirim sisteminin en uzun bölümüdür. Artık bütün sindirim olayı burada tamamlar değerli arkadaşlar. Uzunluğu 6 ve 7 metredir. Yağların sindirimi burada başlar. Karbonhidratta proteine ve yağların sindirimi gerçekleşir. İnce bağırsakta virüs adı verilen çıkıntılar bulunur. Bu çıkıntılar sayesinde besin emilimi burada gerçekleşir ve kana geçer değerli arkadaşlar. Virüsler emilim yüzeyini arttırarak
besin içindeki bütün yararlı malzemeleri emerek kana geçiren yapılar bunlardır değerli arkadaşlar. Sindirilmiş besinler vücuttan emilerek kana geçer. Zaten dikkatli bir şekilde baktığın zaman küçük bir animasyonla bu olayı ne yapmışız? Kalıcı hale getirmişiz. Şimdi kalın bağırsağımıza bakalım. Uzunluğu yaklaşık 1,5 metredir. Parçalanan besinlerin içerisinde kalan su, vitamin ve mineraller kalın bağırsakta geri emilerek kana geçer. Kalın bağırsakta sindirim asla gerçekleşmez. Kalın bağırsakta B ve K vitamin sentezleyen yararlı bakteriler bulunmaktadır. Besin atıkları ise kalın bağırsağın son kısmı olan anüsten dışarı atılır. Parçalanan besinlerin içerisinde kalan su, vitamin, su ve mineraller kalın bağırsakta geri emilerek ne yapılacaktır? Kana geçecektir. Asla kalın bağırsakta sindirim olayı yoktur. Sadece eminim vardır değerli arkadaşlar. Yine geniş bir şekilde, dikkatli bir şekilde bakalım. Kalın bağırsakta sindirim gerçekleşmez. Sindirimi yapılıp eminimi yapılan besinlerdeki fazla su, mineraller ve vitaminler kalın bağırsakta eminime uğrar. Kalın bağırsakta virüs yoktur değerli arkadaşlar. Kalın bağırsakta B ve K vitaminleri üreten, sentezleyen bazı bakteriler vardır. Burası bizim için önemli, kıymetli arkadaşlar. Anüse bakalım artık sindirim olayın son noktası değerli arkadaşlar. Yani çıkış noktası. Sindirilmiş besinlerin atıklarının dışarıya atıldığı kısımdır. Vücuttan uzaklaştırılır. Burada sindirim olayı gerçekleşmez. Yemek borusu ağızdan gelen besinlerin mideye iletilmesini sağlayan burada sindirim olmaz değerli arkadaşlar. Özel bir yapı. Yine mide dedik besinleri bir süre depo eder. Mide kaslarının kasılıp gevşemesiyle besine bulama haline getirir değerli arkadaşlar. Yavaş yavaş sindirim başlar. Şimdi karaciğere baktığımız zaman dedik sindirime yardımcı organdır. Ürettiği safrayı bir kanala ince bağırsağa gönderir. İnce bağırsağa gönderilen safra yağların sindirimi gerçekleştirir. Kıymetli arkadaşlar, yağlar asla yani karaciğer asla kimyasal bir sindirim meydana getirmez. Karaciğerde üretilen değerli arkadaşlar safra yağları fiziksel olarak parçalar. Yani büyük yağ damlacıklarını yani büyük yağ molekülünü küçük yağ damlacıklarına çeviren özel bir yapısı vardır. Bu yapı da değerli arkadaşlar safradır. Burası bizim için önemlidir. Karaciğer asla kimyasal sindirim yapmaz. Sadece fiziksel sindirim yapmaktadır. Burayı not almayı sakın unutmayın. Kalın bağırsak değerli arkadaşlar sindirilmeyen besinleri anüse iletirken atık besinler içerisinde kalan suyun emilmesini sağlar. Anüs besin maddenin vücut tarafından kullanılmayan bölümü anüs yoluyla atık madde olarak vücuttan uzaklaştırılır. İnce bağırsak bütün büyük molekülü besinlerin sindirimi burada tamamlanır. Küçük molekülü hale gelen besinler eminim ile ne yapacaktır? Kana geçecektir. Değerli arkadaşlar pankreas öz sıvısını salgılayarak ince bağırsağa gönderir. Burada karbonhidratların, proteinlerin ve yağların kimyasal sindirimi değerli arkadaşlar burada tamamlanır ve biter. Burası bizim için önemli. Pankreas öz suyunu üretip bir kanalla ince bağırsağa yollar. Pankreas öz suyu karbonhidrat, yağ ve protein sindirimi burada ne yapacaktır? Başlatıp bitirecektir. Zaten burada zaten belli ağızda karbonhidratların sindirimi başlıyor. Değerli arkadaşlar ince bağırsakta bitiyor. Protein sindirimi midede başlıyor. İnce bağırsakta tamamlanıyor. Yağların sindirimi ise kıymetli arkadaşlar incede başlayıp incede bitiyor. Yani burası bizim için önemli. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, incede biter. Proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Yağların sindirimi ise incede başlar, incede biter. Burası bizim için önemli. Özellikle öğrenciler burayı çok çok karıştırıyor. Yine hafif bir genel tekrar yapalım değerli arkadaşlar. Fiziksel ve mekanik sindirime baktığımız zaman besinlerin ağızda çiğnemesiyle ve midede kas hareketiyle küçük parçalara ayrılması olayıdır. Besinler sadece fiziksel değişime uğrar. Kimyasal sindirime baktığımız zaman besinlerin enzim adı verilen bazı özel salgılar yardımıyla yapı taşlarına kadar parçalanması olayıdır. Enzimler protein yapılı özel salgılardır. Enzimlerin çalışması için uygun sıcaklık ve su gerekir. Fiziksel sindirim besinleri küçültür. Bu sayede enzimin etki edeceği yüzeyi arttırdığı için kimyasal sindirim burada ne olacaktır? Hızlanacaktır. Zaten dikkatli bir şekilde baktığınız zaman büyük molekülü bir ekmeği ne yapmışız? Dişlerimizle parçalamışız. Sonra
tükürümüzdeki amilaz enzimiyle DNA kaşlarını yapmışız. Kimyasal sindirimi gerçekleştirmişiz. Karbonhidratlar proteine ve yağlar hem fiziksel hem de kimyasal sindirime uğrayan besinlerdir. Kimyasal sindirim ağızda başlar, ince bağırsakta biter, DNA kaşlar. Protein sindirimi ise midede başlar, incede tamamlanır. Yağların sindirimi ise incede başlar, incede biter. Şimdi karbonhidratların sindirimine dikkatli bir şekilde bakalım değerli arkadaşlar. Ağızda bulunan tükürük sıvısında enzimler karbonhidratların kimyasal sindirimi burada başlatır. Tükürüğün içerisinde amilaz enzimi var değerli arkadaşlar. Buraya dipnot olarak düşmek istiyorum. Karbonhidratlar midede kimyasal sindirime uğramaz. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsakta devam eder ve biter. Karbonhidratlar değerli arkadaşlar bizim için önemli besin kaynağıdır. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar ve ince bağırsakta son bulur. Özellikle bu grafik sorularda çok karşımıza çıkacak. Dikkatli bir şekilde baktığın zaman karbonhidratlar yavaş yavaş azalıyor değerli arkadaşlar. Çünkü niye? Ağızda amilaz enzimi kimyasal sindirime uğratıyor. Midede herhangi bir olay yoktur değerli arkadaşlar. Ama ince bağırsakta tamamen parçalanıp artık son bulduğu nokta burasıdır. Bu grafik de bizim için önemli. Değerli arkadaşlar çizmeyi sakın ihmal etmeyiniz. Proteinlerin sindirimine baktığımız zaman proteinlerin kimyasal sindirimi dedik midede başlar değerli arkadaşlar. Midede bulunan mide üstü içindeki enzimlerle başlar, ince bağırsakta devam eder ve biter. Burası bizim için çok çok önemli. Yine bu grafik de çok önemli. Ağızda proteinlerin sindirimi yoktur. Burası sabittir. Nereden başlıyor? Midede başlıyor. Dikkat edin grafiğe. Artık protein miktarı gittikçe tak ince bağırsaktan oluyor. Son buluyor. Yani midede başlar, incede biter. Proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta biter. Burası bizim için önemli. Şimdi gelelim yağların sindirimine. Yağlar sindirimi en zor olan besin grubudur. Ne tükürük sıvısındaki enzimler ne de mide üstündeki enzimler yağları etki etmiyor. Yani burada dikkatli bir şekilde baktığınız zaman yağların sindirilmesi için karaciğer ve pankreas organlarının ürettikleri salgılar kullanılır. Örneğin karaciğerdeki değerli arkadaşlar salgılanan enzim değerli arkadaşlar ne yapıyor? Yağları küçük moleküllere parçalıyor. Daha sonra pankreas öz sıvısındaki hormon enzim ise değerli arkadaşlar tamamen yağların kimyasal sindirimi ne yapıyor? Bitiriyor. Burası bizim için önemli. Karaciğer ve pankreas salgılarını birer kanala ince bağırsağa aktarır. Karaciğerden salgılanan safra yağların fiziksel sindirimi, pankreastan salgılanan pankreas özü ise yağların kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Yani safrada yani karaciğer ürettiği safra ile yağları fiziksel parçalar. Ondan sonra pankreastaki pankreas öz sıvısı ise kıymetli arkadaşlar. Bütün yani karbonhidrat, protein ve yağların tamamen kimyasal ne yapar? Bu şekilde parçalar ve tamamlar. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlar ve ince de biter değerli arkadaşlar. Zaten dikkatli bir şekilde grafiğe baktığın zaman ağız ve midede sindirim yoktur. Bak dikkat edin incede başlamış, incede bitmiş. Özellikle bu grafikler karşımıza çok çok çıkacaktır. Yine burada küçük bir etkinliğimiz var. Protein değerli arkadaşlar dedik midede başlar, ince bağırsakta biter. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Yağların sindirimi ise ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta son bulur. Özellikle bu tablo ile ilgili çok soru karşımıza geliyor. Burayı çizmeyi ve not tutmayı sakın ihmal etmeyiniz. Yine buraya bakalım değerli arkadaşlar. 1'e baktığınız zaman karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. 2'de yemek borusunda herhangi bir sindirim yoktur. 3'e baktığımız zaman midede proteinin sindirimi başlar. 4'e baktığın zaman ince bağırsakta karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal özelliği başlar. Kalın bağırsakta herhangi bir sindirim olayı yoktur. Şimdi gelelim sindirime yardımcı organlar. Bir dedik pankreas, iki karaciğer değerli arkadaşlar. Karaciğer safra üretir. Pankreas da pankreas öz sıvısını üretir. Karaciğer yağları fiziksel olarak parçalar. Pankreas öz sıvısıyla karbonhidrat, protein ve yağları kimyasal olarak parçalar. Sindirime yardımcı organlara baktığımız zaman karaciğer ve pankreas sindirim organı değildir.
sindirime yardımcı organdır değerli arkadaşlar. Bu organlarda sindirim gerçekleşmez ancak ürettikleri salgılarıyla sindirime yardımcı olur. Yani bir nevi mideyi ne yapar? İnsanın sindirdiği yiyecekleri daha rahat parçalamasını sağlar değerli arkadaşlar. Karaciğere dikkatli bir şekilde baktığınız zaman bu kahverengi kısım değerli arkadaşlar. Midenin tam üst kısmında bulunuyor. Buradaki yapının kendisi komple nedir? Karaciğerdir. Karaciğer safra adı verilen bir salgı üretir. Safra sıvısı büyük yağ dokularını daha küçük parçalara ayırarak yağların fiziksel sindirimi yardımcı olur. Yağların kimyasal yapısını değiştirmez. Pankreas'a baktığımız zaman pankreas öz suyunu salgılar. Pankreas öz suyu protein ve karbonhidrat ve yağların kimyasal sindirimi gerçekleştiren enzimleri bünyesine ne yapacaktır? Barındıracaktır. Burası bizim için çok çok önemli. Yine geniş bir şekilde daha bakalım. Yağların mekanik fiziksel sindirimi için gerekli olan safra sıvısı üretir. Üretilen safra sıvısı karaciğerin alt kısmında bulunan safra kesesinde depo edilir. Safra yağların fiziksel sindirimi için gerekli olan safra salgısını bağırsağa gönderir. Karaciğer ayrıca kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteini üretir. Kanda bulunan fazla glikozu şekeri glikojen olarak depo eder değerli arkadaşlar. Hücrelerde oluşan zehirli amonyağı daha az zehirli olan üre ve ürik asite çevirir. Daha sonra A vitamini üretir değerli arkadaşlar. A vitamini gece körlüğü için daha çok çok önemlidir. A, D, K ve vitaminleri ne yapar? Depo eder. ADEK. Burası da bizim için önemli değerli arkadaşlar. Şimdi pankreasa baktığımız zaman dikkatli bir şekilde baktığınız zaman sindirime yardımcı enzimler üretir. Pankreas öz suyunu salgılar. Pankreas öz suyu ince bağırsağa gönderir. İnce bağırsakta karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimi değerli arkadaşlar bu öz sayesinde gerçekleşir. Sindirimde enzimlerin besin içeriklerine göre etkisine dikkatli bir şekilde bakalım. Besin içerikleri enzimler yardımıyla sindirim kanalının farklı yapılarına sindirime uğrar değerli arkadaşlar. Şimdi karbonhidratlara baktığın zaman besinlerin kimyasal olarak sindirildiği yer daha sonra nerededir? Ağızdadır değerli arkadaşlar. Ağız ve ince bağırsaktadır. Proteinler değerli arkadaşlar mide ve ince bağırsaktadır. Yağlar hem incede başlar ve incede biter kıymetli arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Pankreastan salgılanan pankreas öz suyu sayesinde bütün besinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Yani artık sindirimin bittiği nokta orasıdır. Küçük bir notumuz var değerli arkadaşlar. Yutak, yemek borusu, kalın bağırsak, anüs, fiziksel ve kimyasal sindirime değerli arkadaşlar orada bir şey bulunmuyor. Yani bu yapılarda herhangi bir fiziksel veya da kimyasal sindirim gerçekleşmez. Bazen sorularda bu bilgiyi de bize sorabiliyorlar. Burası bizim için önemli. Aşağıdaki deney tüplerinde bulunan besinler ile bu besinleri kimyasal olarak parçalayacak sindirim enzimlerini çizgi olarak demiş uzatalım değerli arkadaşlar. Zaten uzatmışız. Tükürük sıvısı değerli arkadaşlar içinde amilaz enzimi vardır. Karbonhidratları parçalar. Mide öz suyunda değerli arkadaşlar protein vardır. Peynir. Pankreas öz suyu ise yağları kimyasal olarak parçalar. Bu şekilde ne yapabiliriz? Karşılaştırabiliriz. Sindirim çiğneme ile başlar. Besinlerin çiğneme ve kas hareketiyle daha küçük parça ayrılması olayına biz fiziksel yani ya da mekanik sindirim diyeceğiz. Safra sıvısı büyük yağ damlalarını daha küçük parçalara ayırarak yağların mekanik sindirimi kolaylaştırır. Yağlar vücudumuzu sıcak tutmak, darbelerden korumak ve enerji sağlamak için gerekli olan bir besindir. Midede kimyasal sindirim yani mide öz suyu yok içinde bulunan enzimler tarafından gerçekleştirilir. Pankreas öz suyu protein, karbonhidrat ve yağların kimyasal sindirimi gerçekleştiren enzimler içerir. Enzimlerin çalışması için su ve uygun sıcaklık değerli arkadaşlar uygun pH gerektir. Sindirim sonucu oluşan küçük molekülü besleyen kana geçişine baktığımız zaman karbonhidratların, proteinlerin ve yağların sindirimi ince bağırsakta biter. Bu aşamadan sonra sindirilmiş besinlerin hücrelere kadar taşınması gerekir. Bunun için de besinler kana geçirilmelidir. Sindirilmiş besinlerin kana geçmesi olayına biz eminim diyeceğiz değerli arkadaşlar. İnce bağırsağın iç yüzeyinde bulunan ve eminimi sağlayan yapıları biz villus diyeceğiz. Bu eminimi sağlayan yapı budur değerli arkadaşlar. Villuslar kılcal kan damarlarına bağlı parmaksı uzantılardır. Villuslar küçük moleküllere dönüştürülmüş karbonhidrat, protein ve yağların ince bağırsaktan kana geçmesini sağlar.
Vitaminlerin, suyun ve minerallerin emilin kalın bağırsakta gerçekleşir. Kalın bağırsakta virüsler yoktur. Zaten küçük molekülü olan vitaminler, su ve mineraller doğrudan ne yapılacaktır? Emilip kana geçilecektir. Virüslerin etrafında kılcal ince damarlar bulunur. Burada virüsler besini emdiği zaman difüzyonla ozmozda değerli arkadaşlar özel durumlar var. İnşallah lisede daha detaylı göreceksiniz. Buradan da kana geçiyor. Bu şekilde kana geçip hücrelerde ne oluyor? Besleniyor. Yine burada bir farklı bir eminim vardı. Küçük bir animasyon şeklinde yapmışız. Örneğin burada karbonhidrat içeren besin var, vitamin var, protein var, su var, mineral var, yağ var. Şimdi ince bağırsak ne yapacaktır? Besinleri alacaktır. Yani yağ alacak, proteini alacak, karbonhidrat alacak. Kalın bağırsak ise değerli arkadaşlar vitamin, su ve minerali alacaktır. Burası bizim için önemli. Zaten ok işaretiyle dikkatli bir şekilde baktığınız zaman ince bağırsakla virüs işte bu ne yapıyor? O virüs dediğimiz yapı kan damarlarını taşıyor değerli arkadaşlar. Yine kan bağırsakta yine değerli arkadaşlar kan damarları bulunuyor. O şekilde ok yönü değerli arkadaşlar bu neyi gösteriyor? Besinlerin emilim ve kana geçişini yapıyor. Burada bunu temsil ediyor. Burası bizim için önemli. Yine küçük bir doğru yanlışımız var. Karbonhidratlar değerli arkadaşlar dedik ince bağırsakta sonlanıyor. Proteinler yine ince bağırsakta sonlanıyor. Yağlar orada başlayıp orada bitiyor. Vitaminler, mineraller, su değerli arkadaşlar herhangi bir kimyasal sindirime uğramaz. Yani sindirime uğramaz. Doğrudan kalın bağırsaktan ne oluyor? Kana geçişi burada sağlanıyor. Yine burada kıymetli arkadaşlar özel yapı ve görevler var. Bunlara bakalım. Ürettiği safra sayesinde yağların mekanik sindirimde görev alır. Kim alır değerli arkadaşlar? Karaciğer alır. Yani 2 numara. Proteinlerin kimyasal sindirim başladığı yerdir. Nerede başlıyordu proteinin sindirimi? Midede başlıyordu. Yani 4 numara. Bütün besinlerin mekanik sindirim başladığı sindirim kanalının ilk bölümüdür. Dikkatli bir şekilde baktığınız zaman bu kimdi? Ağızdı. Tükürün içindeki amilaz enzimiydi. Protein, karbonhidrat ve yağların kimyasal sindirimde etkili olan enzimleri üreten yapı pankreastı değerli arkadaşlar. Pankreas öz sıvısı kimyasal olarak parçalanıyordu. Sindirilmiş besinlerin emilen kana geçtiği yerlerde dikkatli bir şekilde baktığınız zaman burada virüsler nerede bulunuyordu? İnce bağırsak yani üçüncü yapıda bulunuyordu. Efe baktığınız zaman sindirim sonucu oluşan posanın atıldığı yerdir. Anüs 6 numara. Son çıkış noktası. Mideden önceki sindirim kanalı değerli arkadaşlar bu bölümdür. Burada kimdir? Yemek borusudur. Yani 7 numara. Şimdi burada küçük bir sorumuz var. Deney tüplerinde bulunan besin içeriklerine üzerlerinde yazılı salgı ve enzimler ekleniyor. Buna göre hangi tüplerde kimyasal sindirim gerçekleşeceğini yazınız. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığımız zaman K tüpünde fiziksel sindirim olur. Safra yağların fiziksel sindirimini yapar. L tüpünde kimyasal sindirim olur. Pankreas öz suyu, karbonhidrat ve yağ proteinlerin kimyasal sindirimi yapar. M tüpünde ise kimyasal sindirim gerçekleşir. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda tükürükte başlar. Yani amilaz enzimin içinde. Yani yanıt ne olacaktır? L ve M şıkkı olacaktır. Yani L ve M tüpleri olacak kıymetli arkadaşlar. Tükürük karbonhidratı kimyasal, pankreas proteini kimyasal, safra ise yağ ne yapıyor? Fiziksel parçalıyor. Zaten soruda bizden ne istemiş? Kimyasal sindirim. Kimyasal sindirim gerçekleşen tüp kimdir? L ve M tüpleridir. Şimdi genel bir tekrar yapalım değerli arkadaşlar. Fiziksel sindirim, kimyasal sindirim, tükürük sırasındaki enzimle karbonhidratlar sindirimin başladığı organ kimdir? Ağızdır. Yine mide fiziksel sindirim, kimyasal sindirim burada gerçekleşir. Yani hepsi var. Mide üstündeki enzim ile protein sindirim gerçekleşir. Mide asidi besinlerle birlikte o alınan bakterilerin üremesini engeller. İnce bağırsağa baktığım zaman yine fiziksel ve kimyasal sindirim burada gerçekleşir. Pankreas öz suyundaki enzim ile karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi burada başlar kimyasal olarak. Sindirilmiş besinler virüslerde emilerek kana geçer sindirim bittiği organdır. Yani kısaca ağızda hem fiziksel hem kimyasal sindirim vardır. Midede hem fiziksel hem kimyasal sindirim vardır. Yani ince bağırsakta hareket ettiği için fiziksel ve kimyasal sindirim vardır.
Değerli arkadaşlar, karbonhidratların sindirimi ağızda tükürün içindeki amilaz enzimi içinde gerçekleşir. Midede ise proteinlerin kimyasal sindirimi. Zaten ince bağırsakta zaten her şey orada bitiyor zaten. Yağlar da orada başlayıp orada bitiyor. Küçük bir notumuz var. Vitamin, mineral ve su çok küçük yapılı oldukları için sindirimi gerçekleşmez. Direkt hücrelerden kana geçebilir değerli arkadaşlar. Şimdi öğrendiklerimizi bir tekrar edelim. Besinlerin parçalanarak kana geçebilecek kadar küçük parça ayrılmasına biz sindirim dedik. Doğru. Karaciğerde kimyasal sindirim gerçekleşir. Değerli arkadaşlar, yağları fiziksel parçalıyordu. Burası yanlış. Fiziksel sindirimde enzimler kullanılır. Kesinlikle değerli arkadaşlar, dikkatli bir şekilde baktığımız zaman fiziksel sindirimde enzimler değil değerli arkadaşlar. Sonuçta orada mekanik olaylar gerçekleşiyor. Besinlerin ilk sindirime uğradığı yapı ağızdır. Doğru. Yemek borusuna gelen besin burada mideye geçer değerli arkadaşlar demiş. Evet. Midede karbonhidrattan fiziksel sindirimi gerçekleşmez. Değerli arkadaşlar, burası kesinlikle yanlış. Yine bir miktar gerçekleşir. Sindirimin tamamladığı organ ince bağırsaktır. Kesinlikle doğru. Sindirim sonucu oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırdığı kısım anüstür. Evet. Midede salgılanan tükürük bezlerin salgısı ile proteinin kıymetli sindirimi burada başlar demiş kıymetli arkadaşlar. Kesinlikle yanlış. Şimdi midede salgılanan tükürük bezinin salgısı ile proteinin kimyasal. Burada protein değil, karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar. Olacaktı. Sindirime yardımcı olan karaciğer ve pankreas salgıları kalın bağırsağa gelir. Kesinlikle yanlış. İnce bağırsağa dökülüyordu. Burası bizim için önemli kıymetli arkadaşlar. Fiziksel sindirimde enzimler kullanılır. Kesinlikle kimyasal sindirimde kullanılır. Böylelikle boşluk doldurmalarımıza ne yaptık? Doldurduk değerli arkadaşlar. Yine burada da bir boşluk doldurmalarımız var. Safra denilen bir sıvı salgılayarak ince bağırsağa gönderir. Bu sıvı yağların fiziksel sindirimini tamamlar. Bu kim olur? Karaciğer olur. Enzim kullanılmadan besinlerin yüzeyini genişletmek için yapılan sindirimdir. Bu kim? Fiziksel sindirim. Yapısında bulunan kasların yaptığı çalkalama hareketiyle besin bulama çanağı gelir. Mide. Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar. Yutak. Besinlerin kana karışabilecek kadar küçük parça ayrılması olayına biz ne dedik? Sindirim. Midede bulunan mide üstü içindeki enzimler yardımıyla protein kimyasal özelliği değerli arkadaşlar, yani kısaca proteinlerin kimyasal sindirimi burada gerçekleşir. Böylelikle değerli arkadaşlar, boşluklarımızda ne yaptık? Doldurduk. Şimdi ünitemiz bu kadar. İnşallah verimli olmuştur kıymetli öğrenciler. Şimdi biraz konuyla ilgili birkaç soru çözüp konumuzu pekiştirip dersimizi bitirelim. Şimdi burada küçük bir sorumuz var. Tabloya göre en az ve en fazla enerji veren besinler sırasıyla hangileridir demiş. Bir besin maddesi ne kadar çok yağ içerirse o kadar fazla enerji verir. Ne kadar çok su içerirse o kadar az enerji verir. Aşağıdaki tabloda bazı besinlerin 100 gramlıklarını içerdikleri karbonhidrat, yağ ve protein ve su miktarları verilmiş. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığın zaman en az ve en fazla olması lazım. En fazla olabilmesi için yağ, en az da su daha çok olması lazım. O zaman kaya baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar. Şimdi yağ miktarı çok az, su miktarı daha çok. O zaman bunun enerjisi daha az olacak. Peki M'ye baktığınız zaman değerli arkadaşlar, yağ miktarı çok yüksek. O zaman bunun enerji miktarı daha yüksek olacaktır. Doğru cevap ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Sindirim kanalında sindirimi tamamlanan büyük molekülü besinden emilerek kana geçtiği yer numaralandırılmış yapılardan hangisidir demiş. Şimdi kıymetli arkadaşlar, o zaman sindirimin besine nereden kana geçiyordu? İnce bağırsakta. Yani 4 numaralı yer olacaktı. Doğru cevap D şıkkı olacak. Yukarıdaki besinlerden hangileri sindirime uğradıktan sonra hücrelerde kullanılabilir demiş. Değerli arkadaşlar, hepsi de kullanılıyor zaten. Hepsi de besin. Küçük besinler hücre zarından geçebilirken büyük besinler geçemezler. Büyük besinler hücre zarından geçebilecek kadar küçük parça ayrılmasına olan sindirim demişiz. Aşağıdaki besin çeşitlerinden hangileri sindirime uğramadan hücreye girebilir? Kesinlikle su, vitamin, mineral olacak. Doğru cevap C şıkkı olacaktır.
Peki bu sorumuza bakalım. Kimyasal sindirimle ilgili yukarıdaki öğrencilerin hangilerinin ifadeleri doğrudur demiş. Ferdiye baktığım zaman besinler enzim adı verilen salgılar yardımıyla parçalanır. Evet. Hakan'a bakalım. Besinlerin yapısı değişecek şekilde parçalanmasıdır. Olabilir. Selim ince bağırsakta gerçekleşmez. Yanlış. Besinler çiğneme ve kas hareketiyle parçalanır. Değerli arkadaşlar, burada şimdi dikkatli bir şekilde bakalım. Diyor ki kimyasal sindirimle ilgili bize bilgi veriyor. Şimdi burada kimyasal sindirim demek enzim demek. Doğru cevap ne olacak? Ferdi ve Hakan olacaktır. Sindirim kanalına ait aşağıdaki yapılardan hangisinde protein, karbonhidrat ve yağların kimyasal sindirimi gerçekleşir? Tabii ki bu kimdir? İnce bağırsaktır. Doğru cevap D şıkkı olacaktır. Peki bu sorumuza bakalım. Leyla eşit miktarda et ve enzim kullanarak aşağıdaki düzenekleri hazırlamış. Buna göre kaplarda gerçekleşen kimyasal sindirim hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Kaplar sindirim için uygun ortamda bekletiliyor. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığınız zaman kıymetli arkadaşlar, hangisi daha çok parçalanmışsa enzim ona daha çok etki edecek. O zaman dikkatli bir şekilde baktığım zaman kıyma daha çabuk parçalanacak. Sonra kuşbaşı, daha sonra bütün et. Doğru cevap ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Peki son sorumuza bakalım. Bir öğrenci içerisinde yağ bulunan deney tüpünden kaplara eşit miktarda yağ döküyor. Buna göre hangi kaplarda kimyasal sindirim gerçekleşmez? Tükürük sıvısı, midede alınan sıvı, ince bağırsakta alınan sıvı. Kıymetli arkadaşlar, yağların kimyasal sindirimi sadece ince bağırsakta başlar, orada biter. Yani tükürük ve midede asla işe yaramaz, orada parçalanmaz. Nerede parçalanacak? İnce bağırsaktan alınan sıvının içerisinde. O sıvı kimdir? Pankreastaki öz sıvıydı. O zaman 1 ve 2'de asla gerçekleşmez, 3'te gerçekleşir. Zaten bizden gerçekleşmezi istemiş. Doğru cevap ne olacak? D şıkkı olacaktır. Değerli arkadaşlar, dersimiz buraya kadar. İnşallah verimli olmuştur. Videoyu durdurup önemli olan noktaları not alabilirsiniz. Kanala abone olup değerli arkadaşlar beğenmeyi sakın unutmayın. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.